Dostlar selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Bartın'dan, Bartın'ın meşhur Güzelcehisar'dayız kıymetli dostlar. Karadeniz'in hemen içerisindeyiz. Bizler de Küre Dağları ile birlikte Güzelcehisar'ın dünyaca ünlü lav sütunlarına doğru geldik kıymetli dostlar. Araştırmalara göre dünyada 5 tane bulunan lav sütunları, ülkemizde de Bartın'ın Güzelcehisar köyünün içerisinde bulunan devasa lav sütunları. 80 milyon yaşında olduğu tahmin edilen lav sütunlarına doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Şöyle seyahatimizde güzel güzel lav sütunlarına doğru ilerlerken muhteşem güzellikler. Tabii ki 80 milyon yaşında olduğu tahmin edilen lav sütunları da volkanlar patlayıp da denize doğru ulaştıkları zaman kayaların bu şekilde böyle şekil aldığını görmekte mümkün kıymetli dostlar. Sanki bir hediye paketi gibi buraya kadar gelmiş lav sütunları. Evet, bizler de merak ediyoruz bu güzel atmosferi olan yerin. Evet, şöyle ilerlerken lav sütunları da hakikaten insanın aklını başından alacak doğal güzelliklerde. Evet, ilerliyoruz şöyle bakalım. Evet, Karadeniz'de göster şöyle Sem Efendi. Çok da güzel bir Karadeniz'in atmosferi. Güzel bir Mart'ın 9'undayız kıymetli dostlar. Bizler de şöyle muazzam güzellikte. Evet, ilerliyoruz şu an. Merhabalar. Burada yazın kampçılar oldukça yoğun bu bölgede. Lav sütunu Güzelcehisar'la İnkumu arasında çok da güzel bir atmosfere sahiptir. Özellikle sahil şeridinde çadır kamp yapılabiliyor. Bu bölgelerin tamamı da bu şekilde aktivasyon yapılabilir. Evet, lav sütunlarına doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle de çok da güzel nostalji çay evleri var kıymetli dostlar. Buralarda yolunuz bu güzel atmosfere düştüğü zaman muhakkak bu güzel çay bahçesiler de var böyle. Çok da hoş olur. Her yaz işte işimiz gereği bizler de böyle buralardayız. Çok da güzel bir manzaraya sahip. Evet, şu an lav sütunlarına doğru ilerliyoruz. Evet, bu bölgede de kamp yapılabiliyor. Çadır kampın her türlü aktivitasyonunu yapabilirsiniz. Şu an Karadeniz'in muazzam bir güzelliğidir. Harika bir atmosferde. Evet, muhteşem güzellikte. Vatanımız çok güzel. Yaşadığımız coğrafyamız çok güzel dostlar. Bizler de bugün yolumuz bu güzel atmosfere doğru yaklaşmaya başladık şöyle. Evet. Görülmesi gereken yerlerin başındadır bence. Özellikle Bartın'ın Güzelcehisar beldesiyle birlikte İnkumu, Amasra, efendim Çakraz'ı bu şekilde böyle ilerler kıymetli dostlar. Evet, şu an yaklaşmaya başladık. Şöyle bir bakar mısınız kıymetli dostlar? Çok güzeldir lav sütunları. Efendim, harika bir atmosfer. 80 milyon yaşında olduğu tahmin edilen bu lav sütunları, efendim, böyle denize doğru gelen lavların soğuması ile birlikte muazzam bir görüntüye vuku bulmuş. Çok da güzel bir manzaradır. Özellikle burada doğa fotoğrafçılarının da harika bir güzel kareler aldığı her daim görülmektedir kıymetli dostlar. Evet, şöyle tam da lav sütunlarının altına doğru ilerliyoruz. Evet, muhteşemdir. Tabii ki şiddetle tavsiye ediyorum. Yolu Batı Karadeniz'e düşen herkesin, özellikle Bartın, Kastamonu, efendime söyleyeyim işte Küre Dağları bölgesindeki doğal güzellikler hayran bırakacak derecededir kıymetli dostlar. Evet. Şöyle bir bakar mısınız? Harika bir atmosferde efendim güzelliklerle yaşıyoruz. Biz de Semih Bey ile güzel bir atmosfere doğru yaklaştık şöyle. Semih Bey, şu doğal güzelliği gösterebilir miyiz? Bakar mısınız kıymetli dostlar? Hakikaten harika bir manzara. Evet, kayalar sanki böyle
paket paket, böyle sanki bir hediye paketi gibi buraya kadar ulaşmış. Tabii Türkiye'de sadece burada Güzelcehisar'da var. Dünyada da 4 tane olan lav sütunları Türkiye'mizde de özellikle Bartın'ın Güzelcehisar beldesinde. Semih Bey, şu manzaraları da alalım şöyle. Muhteşem bir güzellik. Hakikaten muhteşem bir güzellik. Şu an Karadeniz'in de tam üzerindeyiz. Evet. Evet. Şu an çok güzel bir manzaraya geldik. Evet. Şöyle baktığımız zaman lav sütunlarının bir güzelliğini gösterebilir miyiz? Harika bir atmosfer. Evet. Hakikaten harika bir güzellik. Şöyle cepheden baktığımız zaman görüntüyü çok da güzeldir. Tam böyle Karadeniz'in, efendime söyleyeyim, göbeğinde. Filyos ileride burada. Hemen yanı başımızda Güzelcehisar lav sütunları. Harika bir atmosfer. Evet, hakikaten araştırmalara göre 80 milyon yaşında olduğu tahmin edilen lav sütunları. Özellikle bu bölgenin neredeyse tamamını kaplayacak şekilde bir güzellikte. Tabii ki bizler biliyor muyuz? Araştırmacılar bunları araştırmışlar, bulmuşlar. Bizim ülkemizde de olduğu bizlere mutlu veriyor. Mutluluk veriyor. Şöyle bir bakar mısınız? Ağacın kayanın üzerinde yaşama tutunmuş. Efendim orada kendine bir hayat kurmuş. Hakikaten insanın aklına almayacak doğal güzellikte. Evet, Karadeniz'in de tam göbeğindeyiz şu an. Tam ileride İnkumu var. Yol çaprazımızda Amasra var kıymetli dostlar. Evet. Çok güzel bir manzaraya geldik şöyle. Hakikaten harika bir atmosferde. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ailenizle, çocuklarınızla bu güzel atmosferi yaşayın kıymetli dostlar. Vaktiniz varken, zamanınız varsa, sağlığınız el veriyorsa gelin bu güzellikleri görün. Şöyle Semih Bey. Hakikaten muhteşem güzellikte. Semih Bey, şöyle gösterelim güzel manzaralı Karadeniz'in o hırçın dalgaları. Güzel böyle lav sütunlarını vura vura kendine göre bir şekil almış, renkleri almış. İşte paket paket sanki. Öylesine muhteşem ki kıymetli dostlar. Hakikaten her şeyiyle görülmesi gereken yerlerin başında. Gel Semih Bey şöyle. Evet, Karadeniz'in de bugün orta ölçekte bir deniz var. Yumuşak da olsa çok da güzel. Tabii ki Mart ayındayız. Mart'ın 9'undayız. Şöyle tam ileride Filyos, efendime söyleyeyim. Bu şekilde böyle döne döne bu şekilde geliyoruz biz de bu bölgelere. Gördüğünüz gibi bizler de şu an Bartın'dayız. Bartın'ın çok da güzel bir tatil beldesi. İnkumu'nun hemen yanında olan Güzelcehisar'ın lav sütunları görülmesi gereken yerlerden bir tanesi dostlar. Evet, güzel manzaralardan sizleri baş başa bırakırken ve selam dileyelim.